Yalçın Doğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş çağırmadı, oysa 36 toplantı var. TBMM kayıtlarına göre, 1983 yılından bu yana meclisi iktidar ya da muhalefet 36 defa olağanüstü toplantıya çağırıyor, 36 olağanüstü toplantı da gerçekleşiyor. Ancak, CHP'nin çağrısını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu defa geri çeviriyor sahanın ortasına doğru tek başına yürüyor. Tribünlerde binlerce seyirci onu çılgınca alkışlarken o sahanın ortasında yalnız kalmak istediğini söylüyor. Franz Beckenbauer, Almanların efsanesi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından ve futbol adamlarından biri. Brezilyalı Zagallo ile birlikte hem futbolcu hem teknik direktör olarak dünya şampiyonluğunun tadına varan ikinci ve son kişi. 1990 İtalya Dünya futbol şampiyonası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğu kazanan Almanya'nın teknik direktörü Beckenbauer. Final maçı bitiyor, tribünlerde yer yerinden oynuyor ama, o, sahanın ortasına tek başına yürürken, binlerce insan onun ne söyleyeceğini merak ediyor. Ağzından sadece bir cümle dökülüyor, Aristoteles sagt, der Erfolge hört dem Dünya şampiyonu olmuş takımın teknik direktörü ama, o Aristo'yu anmakla yetiniyor, Aristo der ki, başarıya mutlu olan ulaşır. Bir futbol adamından, kazandığı başarının doruk anında, kolay duyulmayacak felsefi bir açıklama. O tarihte final maçını ve sonrasını izlerken duyduğum bu sözü hiç unutmuyorum, bugünlerde yeniden hatırlıyorum. Düzenin başta sona kaosa döndüğü bu ülkede felsefeyi belki de, tutunacak, avutucu tek dal olarak gördüğüm için. Hukuk kaosu başarıya mutlu olan ulaşır. Aristo'nun bu mottosu bizim ülkemizde bugünler, bu dönem, bu devir için asla geçerli değil. Tersine bizim ülkemizde bugün için geçerli tek kavram kaos, en başta hukuk kaosu. Hukuk kaosu aynı zamanda düzen kaosu. Çifte standartlarla dolu bu kaosa son örnek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını taşıyor. Bakın şimdi o ibretlik serüveni 1983'ten bu yana tatilde ya da çalışmalarına ara vermiş iken, meclis zaman zaman olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor. Bugün uygulanmayan o anayasada ve meclis iç tüzüğünde bu çağrının yeri var. Cumhurbaşkanı ya da meclis başkanı olağanüstü toplantıya çağırabileceği gibi, 120 milletvekilinin imzasıyla da meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak mümkün. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına gerek yerel mahkeme gerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi uymuyor. Anayasal darbe olarak nitelediği ve gerçekten olağanüstü bu durumu görüşmek amacıyla CHP meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Burada altı kalın kalemle çizilmesi gereken bir gerçek var. Ondan önce de var ama, TBMM kayıtlarına göre, 1983 yılından bu yana meclisi iktidar ya da muhalefet 36 defa olağanüstü toplantıya çağırıyor, 36 olağanüstü toplantı da gerçekleşiyor. Yedinci madde gerekçesi ancak, CHP'nin çağrısını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu defa geri çeviriyor. Şu gerekçeyle, TBMM'nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde TBMM Başkanı'nın doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması anayasanın 93. ve iç tüzüğün 7. maddelerine göre mümkün değildir. Uygulamadıkları ve fakat şimdi hatırladıkları anayasanın 93. maddesine göre, TBMM ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanı'nca toplantıya çağırılır. Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya çağırır. Meclis iç tüzüğünün yedinci maddesi anayasanın bu maddesini aynen tekrar ediyor. Meclis şu arda çalışmalarını ara veriyor. Demek ki, Numan Kurtulmuş çağırabilirmiş. Cemil Çiçek'in çağrısı yakın zamanda iki ibretlik örnek. 3 Eylül 2014, Meclis Başkanı AKP'li Cemil Çiçek. Şimdi kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik tutun. Cemil Çiçek Meclisi o tarihte olağanüstü toplantıya çağırırken, yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, Anayasanın 93 ve TBMM iç 7. maddeleri uyarınca TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Toplantı isteminde bulunan, yeter sayıdaki üye, AKP milletvekilleri. Numan Kurtulmuş'un geri çevirmek için Anayasa 93 ve iç Tüzük 7. maddesini gerekçe gösteriyor, Cemil Çiçek 2014'te aynı maddelere dayanarak toplantı çağrısında bulunuyor. Mustafa Şentop'un çağrısı ikinci örnek. 2 Ocak 2020, o tarihte Meclis Başkanı AKP'li Mustafa Şentop. Şentop toplantıyı açarken şunu söylüyor, anayasanın 93. ile iç 7. maddeleri tatilde ve ara vermede TBMM'nin toplantıya çağrılmasını düzenliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na yetki veriyor. Meclis Başkanı iki şekilde çağırabiliyor. Ya kendisi çağırıyor ya da en az 5'te bir milletvekilinin talebi üzerine çağırabiliyor. Mustafa Şentop da, Cemil Çiçek gibi, Anayasa 93 ve İç Tüzük 7. maddeye dayanarak meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Numan Kurtulmuş aynı maddelere dayanarak, çağırmıyor. Kendi iradesi mi? Neden çağırmıyor? Çünkü ilahlar o toplantıyı istemiyor, Kurtulmuş, makam olarak o koskoca meclis başkanı da, red kararının ne ölçüde kendi iradesiyle aldığı tartışılır, çağrıya olumsuz yanıt veriyor. Bu tavır 2014 hatta 2020'ye göre bile hukukta ne kadar geriye sürüklendiğimizi gösteriyor. Beckenbauer, burada mutluluk yok ki başarı olsun. Tersine bir kaostan ötekine. Hele Aristo günümüzde küfür gibi